Geçenlerde ben söyledim, cennetin evlerinden bahsettim. Bunu dünyada mimarlar gidip yapmayacak. Orada da ustalar yok bu işi yapacak. Allah bir anda yaratıyor cennetin evlerini. Cennet köşkleri var, muazzam. Ve cennet eşyaları var, tamamen mükemmel dizayn edilmiş. Bunu da Allah yapıyor. Mesela cennet kadehleri var, cennet testileri var. Bunlar fabrikada yapılmıyor. Bunları Allah yaratıyor. Bu dünyada nasıl Allah yaratıyorsa, sanki bir fabrikada yapılıyormuş gibi bize gösterip aslında Allah yaratıyorsa, aynı ahirette de o şekilde, de ahirette de fabrika olmayacaktır. Doğrudan yaratır Allah. Ol demek yani. Tabii ol dedi mi olur Cenab-ı Allah. Mesela cennet köşkleri diyor rivayette, kırmızı yakut, yeşil zebercet, zümrüt, beyaz incidendir. Yani çok fazla o tarzda kristal görünümlü malzeme kullanıyor cennette. Mesela tuğlalar böyle zümrüt görünümünde, yani zümrütten daha değerli taşlardan oluşturuyor. Yani çok göz alıcıdır, çok ışıklıdır cennet. Mesela kırmızı yakut öyle bol bol kullanılıyor bu malzemeler. Yani burada mesela çok çok nadirdir rastlanması. Fakat cennette çok fazladır. Cennet ehli bunlara sizin gökte doğu ve batıdaki parlak yıldızlara baktığınız gibi bakarlar. Onlarda hiçbir kusur ve ayıp yoktur. Yani sürekli insanın gözünü alan mesela parlak şeyler, değil mi? Pırıl pırıl şeyler insan çok hoşuna gider. Mesela normal tuğla kullanılmıyor. Mesela zümrütten tuğla kullanılır. Elmastan tuğla kullanılır. Yani çünkü Allah için elması yaratmak, yani küçücük bir elması yaratmakla dünya kadar elması yaratmak aynı. Evet. Yani Allah için bir şey yok onun.